satır arasından iyi akşamlar. Seçimlere 3 hafta kaldı. Yerel seçimlere, 31 Mart seçimlerine ve miting meydanları da hareketlenmeye başladı. Büyük şehirlerde anketler açıklanıyor ve bu 3 haftalık süreç çok önemli. Türkiye 31 Mart'ta artık 4 senelik bir seçimsizlik döneminden bahsediyoruz. 31 Mart'ta o sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Peki bu seçime giderken son durum ne? Anketler neyi gösteriyor ve en önemlisi seçimde nasıl oy kullanacağız? Çünkü geçtiğimiz yılki seçimler biraz daha genel seçimler daha basit oy kullanma sistemi vardı. Bu yerel seçimlerde biraz daha farklı bir zarfın içine birkaç pusula girecek. Nasıl olacak? Hem bunları konuşacağız hem gündemin önemli başlıklarını da konuşacağız. Önemli konuklarım var. Hemen hızlı bir şekilde konuklarımı tanıtmak istiyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Orhan Bey, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Optimal Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Teşekkürler ve Süper Haber yazarı Ceyhun Bozkurt, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Evet, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, şimdi önemli aslında size bu dönemde en çok size iş düşüyor belki de. 3 hafta kaldı. Öncelikle şunu sorayım, bütün hazırlıklar tamam mı? Biz Türkiye'nin en hazır partisiyiz açıkçası, en kurumsal partisi. Dolayısıyla bizde işler son ana bırakılmadığı için, bütün dönemlere yayılıp işler harfiyen adam akıllı yerine getirilmek için büyük bir uğraş içerisinde olduğumuz için işler tamam ama devam eden işlerimiz var ve seçim günü de dahil, seçim gününden sonrası da dahil yapacağımız işler var. Onları motiveyiz. Adam akıllı üzerine eğilmiş bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl iki seçim, 14 Mayıs hem 28 Mayıs, evet, yaşadı Türkiye. Şimdi bu ki yerel seçimlerin genel seçimlere göre farkı, genel farkı nedir? Orhan Bey, her seçimin ayrı tarafları var, ayrı hususiyetleri var. Bir kere seçim, partiler seçim için kurulur. Eğer seçim olmasa partiler olmaz. Dolayısıyla seçimler demokrasi için, partiler için önemli iştigal alanı, en önemli iş. Seçimler çok önemli. Seçim günü başlı başına önemli. Yani hazırlıklarınızı çok önceden başlıyorsunuz ki biz çok önceden başladık. Her dönemden farklı olarak bu sefer temayül yoklamasını bile çift yaptık. Her dönemden daha fazla anket yaptık. Her dönemden daha fazla illeri taradık. Ben mesela 1,5 ay içerisinde 81 ili taramış birisiyim. Sonraki süreçte de o taramalarımız devam etti. Böyle uzun süre bir mutfak çalışması yaptıktan sonra oturduk masaya ve üst kurulda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında o süreçleri işletmeye başladık. Sonrasında yine seçim işleri birimi olarak bizim peş peşe ardın sıra devam eden işlerimiz vardı. Birkaç örnek vereyim. Yani yaptığımız işin önemi de ortaya çıksın. Düşünebiliyor musunuz? Bir parti zamanında listelerini verememesi sebebiyle seçime girememiş oluyor. Var mı böyle örnek? Var. Nerede var? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa'da bir ilçesi var, Saruhan'da. Yani bir partinin genel başkanının da olduğu bir ilin ilçesi zamanında birkaç dakikayla vakti kaçırdığı için giremiyor. Başka var mı? Var. Mudanya'da var. Başka var mı? Var. Yani birçok yerde var. Balıkesir'de birkaç ilçede var. Adaylığı düşenler var. Sakarya'da var. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yetiştirilemeyen yerler var. Adaylığı düşeni anlayabilirim. Yani önceden bilinmeyen, fark edilmeyen, anlaşılamayan bir sabıka kaydının olmasıyla düşebilir belki. O anlaşılır bir şey. Ama şunu düşünebiliyor musunuz? Yani 15 dakika geç kalmış, 20 dakika geç kalmış, 3 dakika, 5 dakika, 1 dakika geç kalmış ve bunun için seçime girememiş. Hamdolsun biz bütün beldeler, bütün ilçelerde ve bütün illerde... AK Parti'nin böyle bir sorun yaşadığı... Bakınız biz saat 17 gelmeden değil vermek, bütün ilçelerimizin alıntı belgesini topladık online sistem üzerinden. Hani içimiz çok rahat etsin diye verdim denmesiyle yetinmedik. Saat 17 olmadan önce bütün alındı belgelerini tamamladık. Sonra onun hemen sonrasında düşünebiliyor musunuz? Siz 4 gün içerisinde 20 ile 24 Şubat arasında 420 bin kişiyi seçim kurullarına vermeniz gerekiyordu. 400 yani 3 gün içinde 4 gün içinde 420 bin kişiyi partili resmi sandık kurulu üyesi asil ve yedek olmak üzere bütün Türkiye nezdinde seçim kurullarına ilçe ilçe teslim etmeniz gerekirdi. Teslim edilemeyen yerler var yani. Yani düşünebiliyor musunuz? Hemen şu anda önümüzde bir 420 bin daha müşahit var. Sizin 50 bin okul sorumlusu. AK Parti'de böyle bir yer oldu mu Sayın Başkan? Efendim? Yani AK Parti'de verilemeyen ya da yanlış... Hayır, yok. AK Parti harfiyen verdi.
Hani sonra ölüm olur, kalım olur, düşen olur, o ayrı bir şey. Evet. Ama biz bunların tamamını eksiksiz bir şekilde tamamladık. Şunu demek istiyorum, yani işiniz çok gerçekten, bütün mesele o işinizi hangi düzeyde, hangi nitelikte ve nasıl yaptığınız. Biz işimizi en güzel şekilde yapmak için uğraş veriyoruz. Madem buradan açıldı, sadece bir cümleyle bitireyim buradaki aktarmak istediğimi. Buyurun. 400 bin partili seçim sandık kurulu üyesi dedik. 400 bin, şimdi 420 bin yaklaşık söylüyorum bunları. Müşahit bekliyor bizi. 50 bin okul sorumlusu vereceğiz. Bir 50 bin kas sorumlusu vereceğiz. Ve bunların yanında SAS sorumlularımız, sonuç alım sistemi görevlilerimiz, seçim kurulları falan derken tam 1 milyon biraz aşkın ama ben düz olsun diye 1 milyon diyorum. Yani 1 milyon çok aktif seçim görevlilerini bulup belirliyorsunuz ve bunları şimdi koordine edeceksiniz. Bunların arkasında mesela kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, belediye başkanları, adaylar, diğer kurullar derken 1 milyonda arka tarafta bu işin lojistiğini sağlayan var, 2 milyon. Siz 2 milyonluk bir kitleyi, 1 milyonlu bu süreç içerisinde buluyorsunuz. 1 milyonu var zaten. Bu kitleyi bulacaksınız, belirleyeceksiniz, zamanda vereceksiniz. Ondan sonra da şimdi bunların eğitim işleri başlayacak. Sonra da seçim gününe ilişkin koordinasyon işini, bilgilendirme ve koordinasyon işini adam akıllı yapmaya çalışacaksın. Yani, sonuç, evet. Eğer bunları çok iyi yapamazsanız, bugünlerden peş peşe devam eden işler bunlar. Bunları çok iyi yapamazsanız seçim günü CHP'nin durumuna düşersiniz. CHP'nin durumuna düşmek ne demek? Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nı çağırırsınız. Parti hazır değil, onları çağırırsınız. Onlar da süreci manipüle eder. Sonra da zor durumda kalırsınız. Biraz daha rezil olursunuz. Evet. Yani seçim günü yaklaşık 1 milyon AK Partili sahada görev yapacak. Doğru mu? 1 milyon, tam 1 milyon kişi aktif görev yapacak. Aktif görev yapacak. Aktif, bizzat aktif görev yapacak. Az önce söyledim. Sandığın başındaki sandık kurulu üyemiz, partili. Müşahidimiz, okul sorumlusu, kas sorumlumuz. Seçim kurulundaki seçim kurulu üyemiz, seçim kurulu temsilcimiz, seçim kurulu müşahidimiz vesaire derken, yani bunlar bizzat görev alacak olanların sayısı 1 milyon. 1 milyon da bunların lojistiğini sağlayacak kişiler, yönetimler, adaylar, meclis üyeleri vesaire derken var. Yani 2 milyonluk bir kişiyle seçim gününü işletmiş olacağız Allah nasip ederse.